Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Saha Expo 2024 fuarı açıldı. 90 bin metrekarede 1400 adet ürün sergileniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan Saha Expo 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın açılışına katıldı. 22 ile 26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda 90 bin metrekare alanda 1400'den fazla firma yeni savunma çözümlerini sergiliyor. Kacır, küresel savunma harcamalarının son 10 yılda 1,75 trilyondan 2,5 trilyona çıktığını ve yerlilik oranının %20'den %80'e yükseldiğini belirtti. Türk savunma sanayi firmalarının uluslararası alanda artan sayısının gurur kaynağı olduğunu da ifade etti. Fuar 120'den fazla ülkeden 1478 firma ve 312 resmi heyette geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor. 25 ila 26 Ekim tarihlerinde ise halka açık olarak devam edecek. İTO Başkanı Avdagiç, Paris Gıda Fuarında vize sorununa değindi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Sial Paris Gıda Fuarı'nda yaptığı açıklamada Avrupa vize sorununu eleştirdi. Avdagiç, Avrupa Birliği'nin vize engellerini gerçekçi bulmadığını belirterek, iş dünyasının görüşlerini üst düzey Avrupa Birliği yetkilileriyle sürekli paylaştıklarını, başvuru sayısında artış olmadığını, kısa süreli vizelerin mükerrer başvurulara yol açtığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin vize politikalarının mülteci sorununu gerekçe göstermesinin de çelişkili olduğunu söyleyen Avdagiç, kısa vize vermenin kalma kararını etkilemeyeceğini söyledi. Son olarak sözlerine devam eden Avdagiç, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki iş insanlarına vize vermemek için bahane ürettiğini, bu durumun Türkiye'nin ticari potansiyeline zarar vereceğini söyledi. Aselsan, 250 milyon dolarlık yeni ürünlerini Saha Expo'da görücüye çıkardı. Savunma sanayinin önemli isimlerinden biri olan Aselsan, 88 ülkeye ihracat yaparak Türk savunma sanayini uluslararası alanda tanıtmaya devam ediyor. Aselsan, Saha Expo fuarında millileştirme çalışmaları kapsamında 30 yerli ürününü sergiledi. Genel Müdür Ahmet Akyol, bu ürünlerin toplam değerinin 250 milyon dolar olduğunu belirtti. Fuarda 50'den fazla ülkeden gelen delegasyonlar arasında Türk savunma sanayinin büyük kuruluşlarıyla KOBİ'ler arasında işbirlikleri yönünde de adımlar atıldı. Aselsan ayrıca ilk kez 10 yeni ürününü de bu fuarda tanıttı. Akyol, 2023'ün ilk 9 ayında 1,6 milyar dolarlık iş verdiklerini ve bunun yarısının KOBİ'lere sağlandığını ifade etti. IMF, Türkiye'ye asgari ücret konusunda uyarıda bulundu. IMF Türkiye Misyon Şefi James Walls, 1 Ocak'ta planlanan asgari ücret artışının enflasyonu artırabileceğini belirtti. Walls, hükümetin yüksek artışlardan kaçınarak yoksul kesime destek önlemlerine odaklanması gerektiğini vurguladı. Washington'daki IMF Dünya Bankası toplantısında konuşan Walls, enflasyonun %2'nin üzerinde seyrettiğini ve faiz indirimlerinin erken olduğunu söyleyerek 2024'te %49'luk zam yapılması beklenen asgari ücrete ilişkin piyasa beklentisinin %25 olduğunu söyledi. Ayrıca Walls, Ankara'nın düşük gelirli hanelere destek sağlayacak sosyal programlar geliştirmesi gerektiğini de ekledi. İş Bankası ve OSBÜK ikiz dönüşüm buluşmalarında bir araya geldi. İş Bankası, OSB'lerde dijital ve yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla OSBÜK'le ikiz dönüşüm buluşmaları başlattı. Söz konusu ilk buluşma ise Konya'da gerçekleşti. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, KOBİ'lerin uluslararası rekabet gücünü artırmak için dijital ve yeşil dönüşümün önemine değinerek 2026 yılına kadar yeşil dönüşüme 300 milyar lira kaynak ayıracaklarını belirtti. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ise OSB'lerin Türkiye sanayine lokomotiflik yaptığını, hedeflerinin bu bölgeleri dijital ve yeşil dönüşümde öncü hale getirmek olduğunu söyledi. Oturum şeklinde devam eden panel oturumlarında sektör uzmanları, ihracat ve üretimin geleceği tartışıldı.
Asgari ücret için geri sayım başladı. %17 oranında zam olabilir. 2025 yılı asgari ücret zammı belirleme çalışmaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayının ilk haftasında başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tüm ekonomik verileri ve enflasyon rakamlarını dikkate alarak yeni rakamı belirleyecek. Asgari ücret zammı doğrudan 7 milyon kişiyi etkileyecekken dolaylı olarak 86 milyon insanı da ilgilendiriyor. Ekonomistlerin tahminleri zammın oranları arasında geniş bir aralık olduğunu gösteriyor. Yıl sonu enflasyonunun %45 civarında gerçekleşmesi beklenirken hedef enflasyonla gerçekleşen enflasyon arasında bir seçim yapılacak. Bloomberg ekonomisti Selva Baziki 2025 bütçe verileri üzerinden yaptığı hesaplamalarla asgari ücrete %17 oranında zam yapılacağını öngördü. 2024 Dünya Rally Race şampiyonu Toyota oldu. Toyota'nın motor sporları departmanı Toyota Gazoo Racing 2024 Dünya Rally Race Şampiyonası'nı markalar şampiyonu unvanıyla tamamladı. Şirket bu sezonu Fas'taki rallide bu Maroc'la kapattı. Toplamda 6 yarışta 227 puan toplayarak markalar şampiyonasında birinci olan Toyota Gazoo Racing, off-road konusundaki uzmanlığını bir kez daha gösterdi. Son yarışta pilotlardan Lucas Morris ilk kez katıldığı rallye Dumorak'ta 14. oldu. Ve diğer pilot Seth Quintero ise genel klasmanda 5. sırayı alarak şampiyonluğa önemli bir katkı sağladı. Efendim, haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.